Nasılsınız? İlayda Hanım, siz de alsak böyle ilk önce bir röportajlarınızı kırmadığınız için çok teşekkür ederim. Eyvallah, size. Sağ olun. Nasılsınız? Çeşme tatili nasıl gidiyor? İlk önce hanımefendiden başlasak daha iyi olur. İlayda Hanım. Güzel geçiyor valla. Yorucu bir iş temposunun ardından dinleniyoruz. Gayet keyfimiz yerinde. Bodrum'dan sonra Çeşme, aslında evinize geldiniz. Benim için evet. Benim için evet. Evde ziyaret nasılmış efendim? Onu soralım ilk öncelikle. Önce sörf attım İlayda'yı ben. Evet, evet hoca olarak. Evet. Orada bir hocanız da neler söyleyeceksiniz? Sörf öğrenebildiniz. Ya vallahi ilk dersimdi benim. Ya daha doğrusu daha önce bir kere daha denemiştim ama hani Serkay da sağ olsun iyi bir hoca. Güzel geçti. Yok, çok yetenekli çıktı gerçekten. Yok, kesinlikle var. Bir ders yaptık sadece. Dengesi falan gayet iyiymiş. Zaman buldukça çıkacağız ya umarım. Peki tatil daha ne kadar daha devam edecek efendim, ama sizin için evdesiniz dedik ama. Evet ya, aslında biraz rahatız, zaten tatildeyiz. Ben muhtemelen 1-2 ay daha burada olurum. Bodrum, Çeşme yapıp geliriz muhtemelen ama işlerimiz için arada bir İstanbul'a gideceğiz gibi görünüyor. Şu an için kesin bir şey yok. Bakalım. Hayranların çok sevindi efendim sizin ikinizi bir arada görmekten. İki güzel ikili dediler ya, hatta. Teşekkürler. Bunun için neler söyleyeceksiniz? Dizi aşkı gerçek oldu. Biraz öyle oldu. Bir ilk öncelikle bir hiç yaymak istemediniz aslında. Magazine karşı göstermek istemediniz ama bu ilişkinizi daha sonrasında magazin burada kameraları Bodrum'da görüntüledi. Biz o konuyla böyle çok aramızda konuştuk. Biraz. Çok güldük ona. Yani şöyle oldu aslında. Biz de çok farkında değildik. O yüzden set bittikten sonra böyle çabuk gelişen bir şey olmuştu. Ya yeni reddetmiştik ama bir şeyin içinde bulduk kendimizi falan derken biz de çok güldük onlara tabii ki. Evet ya, Bodrum'a gittim İlayda'yı ziyarete. Sonrasında orada da başladı aslında. Aslında evet, orada başladı diyebiliriz. O zaman hemen şunu da sormak istiyorum. Bir parodi yapmıştınız arabayla. Evet. Magazincilere yönelik. Bunun için ne diyeceksiniz? Daha sonrasında ama işte aşk orada başladı ama öncesinde böyle bir şey yoktu. Yoktu tabii, evet. Ya hangisine cevap vereyim bilmiyorum şu an. Parodiden başlayalım bence. Parodi. Ya parodi ile ilgili şöyle, verdiğimiz röportajlar bazen böyle tabii ki tıklanması ve izlenmesi, okunması için tehlikeli yerlere alınabiliyor. Ben de hepimizin olduğu gibi aslında yanlış anlaşılmak en korktuğum şey. Bazen böyle ilgi çekici başlıklar atılabiliyor. Onunla ilgili bir aslında şaka yaptık. Çok da güldük, eğlendik bu arada. Bütün arkadaşlar, oyuncu arkadaşlarım da yazmışlar. Evet abi, tam olarak böyle oluyor diye. Öyle bir eğlendiğimiz şakaydı yani, öyle söyleyeyim. Peki İlayda'nın bazı fotoğraflar da çıktı, haberler çıktı diyelim. Aileye girdi diye. Bunun için ilk öncelikle yorumlarınızı almak istiyorum. Bir aileyle tanışmada oldu zaten. Ciddi adımlar diye atıldı manşetlerde. Hemen o ciddiyeti soralım ilk öncelikle sizin tarafınız. Ya biz çok keyifli bir sürecin içindeyiz şu an. Bunları konuşmak için zaten çok erken yani hani. İlayda Hanım çok fazla konuşmak istemiyorum. Serkan Bey, siz neler söyleyeceksiniz? Aileyle tanıştırdınız, aileye girdi. İlayda Hanım hatta görümceğiyle bile fotoğraf atıldı dendi. Ya evet, onları biraz işte aslında ilişkiyle ilgili konuşmak istememe sebebimiz bu bizim. Yani hemen her şey bir yere çekilmek zorunda bırakılıyor. Aslında böyle çok keyifli bir şekilde çok yoğun bir süreçten çıktık ve tatile geldik. Alaçatı'da ailemle, arkadaşlarımla, kuzenlerimleyim. Tabii ki ilk önce İlayda'yı onlarla tanıştırmak istiyorum otomatikman. Öyle yazıldığı gibi bir şey kesinlikle tabii ki yok. Sadece şu anda hem böyle keyif alıyoruz, hem dinleniyoruz, hem tatil yapıyoruz. En azından bizden duymuş oluyor. Bu fotoğrafı paylaşmaktan da çekinmiyorsunuz efendim. Evet. Aşkınızı da açık açık yaşıyorsunuz artık. Evet, sağda solda böyle fotoğraflarımızı çekiyorlar. Çünkü dedik ki biz en azından... Çirkin çıkmaktan fotoğraflarımızı aynen. En azından biz beğendiğimiz fotoğrafları koyalım dedik abi. Peki o zaman efendim, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi günler. İyi günler. Kolay gelsin.